Efendim herkese merhaba. Bugün yine çok hassas bir konuyla karşınızdayız. Türkiye ve Azerbaycan'ın yıllardır kardeş ülke olduğunu vurguluyoruz. Azerbaycan'daki Müslüman nüfusunun %90'ı Şii mezhebinden oluşmakta. Türkiye'deki Müslüman nüfusunun da büyük çoğunluğu Sünni mezhebinden oluşmakta. İleride sağlanacak olan bir birlik ve beraberlik olursa, acaba mezhepsel sorunlar olur mu, mezhepsel sıkıntılar yaşanır mı diye insanlara soracağız. Ben öncelikle kendi yorumumu yapmak istiyorum. Benim için mezhepsel sorunların hiçbir şekilde, hiçbir zaman yaşanmaması gerekir. Türk olmaları, kardeşimiz olmaları benim için yeterlidir. Herkesin inanışına ve görüşüne saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Ve sizleri Türk halkının yorumlarıyla baş başa bırakıyorum. Bence sorun olarak gözükmez çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde 83 milyon vatandaşımız yaşıyor. 83 milyon vatandaşımız arasında etnik ve mezhepsel, kültürel çok fazla zenginlik var. Ben onlarla bir ayrımlaşma noktasını görmüyorum. Çünkü asırlardan beri şöyle bir durum var. İki devlet, bir milletiz biz. O yüzden bir sorun olacağını tahmin etmiyorum. Türk olmaları yeterli olur. Yeterli. Evet, yeterli. Oradaki kardeşlerine ne mesaj iletmek istersin? Barış, demokrasi, huzur. Öyle bir şey olmaz. Azerbaycan bizim kardeşimiz. Azerbaycan bizle gurur duyuyor. Biz de onunla gurur duymak mecburiyetindeyiz. Birlikten dirlik doğar. Yani hiçbir sorun olmaz, kardeşliğimizi olmaz, etkilemez. Olmaz, devam eder. Tabii olmaz. Hiçbir şey olmaz. Azerbaycan'daki kardeş... Sağduyulu kardeşlerimizin hepsi sağduyuya devlet edilirse, hepsi mezhebi ne olursa olsun, bu topraklarda yaşıyorsa mesele bitmiştir. Hadise bitmiştir. Oradaki kardeşlerine ne mesaj iletmek istersin abi? Ulan hepsine çok cani gönülden selam yollarım. Kendilerine iyi baksınlar, Allah'a emanet olsunlar, Allah yardımcıları olsun. Başka ne diyeyim? Şimdi Peygamber Efendimiz selatü selamlar olsun zamanında mezhepçilik yoktu. Mezhepçilik sonradan çıktığından dolayı tabii ki işte ilafetle beraber insanlar birbirine zarar vermeye başlar. İşte ilafeti ben alacağım, yok o ben alacağım derken burada ne var ki benim yazdığım kasideler var. Yaklaşık ben 10 seneden beri kaside yazıyorum. Bir tanesini söylemek isterim. İnsanlık adına yazdım bunu. Diyor ki öyle bir günün gelmesini bekliyorum ki bütün insanlık alemi bir bedende vücut bulsun. O canda tek bir nefis olsun, bütün kötülüklerden uzak, haramdan, zinadan, şeytan bile ondan uzak olsun, Resul Efendimiz'e yakın olsun, Ali Efendimiz'e yakın olsun, hak ise zahir olsun. Adem doğdu doğalı, kan doldu dünyanın dört bir yanı. Ne var ki neyi paylaşamadın ey insanoğlu, bir istersin bin verir, ne istersen iste hak verir. Ne var ki neyi paylaşamadın ey Ademoğlu, aç gözlerini bak gör, bütün kainat emrindedir senin, uyan artık gaflet uykusundan, bak gör kimin var olduğunu ey insanoğlu. Ağzına sağlık. Eyvallah. Azerbaycan'daki kardeşlerimize ne mesaj iletmek istersin? Onlarla ilgili ne? Biz din kardeşiyiz. Onların canı yanarsa bizim de canımız yanar, onlar gülerse biz de güleriz. Ben Hataylıyım. Hatay'da ben Müslümanım diyen birçok mezhep yaşar. Ayrıca çeşitli din mensupları da var. İnsanlar birbirinin inancına saygı duyduktan sonra mezhep çatışması olmaz. Herhangi bir çatışmanın olması için zaten insanların art niyetli olması lazım. Art niyet yoksa herhangi bir çatışma olmaz. Yoksa çatışma isterseniz ben o takımı tutuyorum, ben bu takımı tutuyorum desen de çatışma olur. Sizin için bir sıkıntısı var mı peki Şii mezhebine sahip olmak? Hiçbir sakıncası yok. Herkesin inancına saygımız var. Ta ki benim inancıma saldırana kadar. Benim inancıma saldırıyorsa o zaman ben saldırırım. Onun peki, haricinde niye saldırayım? Onların Allah'ın arasında bir şey. Oradaki kardeşlerimize ne mesaj iletmek istersiniz? Oradaki kardeşlerimize dik dursunlar. Şimdi şöyle diyeyim. Sizin de dediğiniz gibi Azerbaycan bizim kardeşimiz. Yani böyle bir çatışmanın olacağını ben düşünmüyorum. Neden? Ama şu şekilde. Eğer ki içerisindeki cemaatler farklı bir şekilde algı yaratırlarsa muhakkak ki bir mezhep çatışması olur. Ama biz yıllardan beri geldiğimiz gelenekleri, örf adetlerimizi birbirimize uyarlarsak yani mezhebi bir tarafa atabiliriz. Çünkü biz neticede kardeşiz. Nasıl bir evde abi kardeş, yani biri farklı düşünebilir, diğeri farklı düşünebilir. Aynı o şekilde o mantıkla gidersek ben bunun herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum. Bizim için sorun olmaz. Aksine sevinirim. Yani iki ülkenin birleşmesi bizim menfaatimiz olur diye düşünüyorum. Türk olmaları yeterli olur diyorsun. Bu kadar. Yani peki bizim oradaki, için önemli olan bu zaten. Peki oradaki kardeşlerine ne mesaj iletmek istersin abi? Vallahi Azerbaycan'daki kardeşlerimiz, bizim kapımız her zaman onlara açık ki şu anda bile
Zaten Bursa ve diğer illerde birçok Azeri kardeşimiz var. Yani Azeri diyoruz, yanlış anlamasınlar, haklarını helal etsinler. Onlar da bir Türk, bizim için onlar kardeşimizdir. Her zaman dik dursunlar, Türkiye her zaman onların yanında. Umarım onlar da her zaman bizimle beraberdir. İnşallah. Zannetmiyorum, Azerbaycan bizim dost kardeşlerimiz. Onun için öyle bir sorun yaşanacağını hiç düşünmüyorum. Türk olmaları yeterli oluyor. Yeterli, evet. Onları daha çok seviyoruz. Şimdi bakın, bu şuna bağlı. Eğer siz bir ekol ortaya koyarsanız, bu birlik için bir ekol ortaya koyarsanız etkilemez. Esaslı unsur olmaz. Yani esaslı unsur mezhepler üzerine kurulmaz. Özellikle İran, Bakiler bizim gibi seküler ve Türk milliyetçiliği üzerinden değil de daha ziyade bu Şiilik üzerinden hareket ediyorlar. Onlara bu Şia doğrultusunda ve Şiilik üzerinden genelde yetiştirildikleri için o anlamda zaman zaman çatışma yaşanabilir. Ama ben bazen bakıyorum işte orada İran'da, özellikle Güney Azerbaycan'da, İran'da, Azerbaycan'da genelde Türklerin Türkiye'ye yönelik bir sempatilerinin olduğu, bir Türk birliğine yönelik sempatilerinin olduğu, özellikle bu Ermeni-Azerbaycan savaşı esnasında Kuzey Azerbaycan'ın Oğuzlarla aynı boy oldukları için destekledikleri soydaşlarını görüyoruz. Yani sorun olmaz aslında ama belki bir çatışma yaşanabilir diyorsunuz. Esaslı sorun olmaz. Zaman zaman çatışma yaşanabilir. O da biliyorsunuz hani mollalar etkisi olur o tür şeyde. Çünkü din deyip geçmeyin. Hele mezhep deyip hiç geçmeyin. Çok ciddidir. Bence hiç fark etmez. Biz Suriyelilere bunca sene sırtımızı taşısak onları da taşırız. Hiç sıkıntı olmaz. Hiç sanmıyorum. Yani mezhep, zaten biliyorsunuz Türkiye mezhep veyahut da 82 millet var diyebiliriz yani. Hiç düşünmüyorum öyle bir şey olacağını. Yani bir sorun teşkil etmez. Yok, hiçbir sıkıntı olmaz. Yok, olacağını düşünmüyorum. Onlar bizim canımız, kanımız. Zaten yıllardan beri birlikte yaşıyoruz onlarla. Kurtardıkları yerler hayırlı olsun onlar için. Zaman gösterecek. Ülkemizde mezhep çatışması var mı? Yok. Demek ki olmaz. Yani bu konuda bir sıkıntı yaşanmaz. İnşallah olmaz. Azerbaycan'dan olmaz. Suriyeliler var, geldi. Onlardan bir sorun olmuyor. Bir şey çıkmıyor. Azerilerle senelerdir kardeş biliniyor. O çıkmaz bence. Bir mezhep çatışması yaşanmaz değil mi? Yok yok. Yaşanmaz. Senelerdir, kaç çocuktuk biz Azerilerden. Uşenk Azeroğlu şarkıcı geldi. Destekliyoruz. Eyvallah. Cumhurbaşkanını da, Aliyev'i, eşini. Kardeş devlet. Hayır, Türkiye'de de var. Türkiye'de de o dini tutan var. İleride böyle bir sorun yaşanmaz değil mi birlik sağladığınız? Yaşanmaz, Suriyelilerle yaşanmadığına göre. Suriyelileri kabul ettik ya. Onların bir kısmı da İran'da zannedersem. Azerbaycan'ın. Bunlar çok iyi insanlar. Onlarla olmaz. Yani bir mezhep sıkıntısı yaşamayız, yani kardeşliğimizi etkilemez. Yani Azerbaycanlarla tahmin etmiyorum. Mezhep çalışmasına dönmez çünkü hepimiz aynı dindeniz, aynı ırktanız. Hani bu konuda hiçbir şekilde çatışmaya dönmez. Kardeşliğimizi etkilemez, herhangi bir sorun olmaz. Yok, kardeşliğimizi hiçbir şekilde etkilemez. Bu mezhep çatışması çok kötü bir şey. Aynı peygambere inanıyoruz. Aynı kitaba inanıyoruz. Yani kendini bilen bir Müslüman asla ve asla böyle bir şeye girmez. İnşallah günün birinde hep birlikte birlik olacağız Allah'ın izniyle. Dua da edeceğiz. İnşallah dualarımız hep birlikte kardeşliği sağlayacağız. Evet. Yani bir sorun yaşanmaz. Hayır, bir sorun yaşanmayacak inşallah. Kardeşçe yaşayacağız. Kardeş. Olmaz, hiçbir şey olmaz. Azerbaycan bizim kardeşimizdir. Biz Hanefi de olsak, Sünni de olsak onlardan hiçbir şeyimiz olmaz. Biz kardeşiz onlardan. Allah'ın izniyle her iki millet tek millet. Onun için kimse endişe etmesin. Hiçbir şey olmaz. Bana göre eder. Yani çünkü görüşler şeyler çok Türkiye'de yüksek şeyde ortaya çıkıyor. Tepkiler çok şey oluyor, sert oluyor. Fikir uyuşmazlıkları diyeyim. Çok var yani. Peki. Bugün Alevilerle şeylerle yaşadığımız şey belli zaten. Yani onlar da kardeşimiz. Hepsi yine kardeşiz aslında ama çözemiyoruz kendi içimizde daha bir şeyleri. Peki Türk olmaları yeterli değil mi abi? Vallahi öyle değil aslında. Gördüğü gibi değil. Çünkü biz daha yani ya Suriyeliler dahi yani buraya geldi diye neredeyse iç savaş pozisyonuna getirdiler ülkeyi neredeyse. Ayaklanacak
ayaklanmaya kadar gidecek insanlar. Öyle şu anda bir şey ortam var yani. Yarın bir gün ne olacağı da belli değil. Suriyeliler Arap kökenli. İşte yani onlar da Arap kökenli ama yani bizde öyle bir hemen bir şeyleri kabullenip ilerleme şeyi yok yani. Biz çabuk benimseyemiyoruz. Ben o görüşteyim. Yani Şii olsun şey olsun şey çıkacaktır. Yarın bir gün bir ikilik çıkacaktır. Yani biz yapamayız onu daha. Yani o eğitim şeyine sahip değiliz biz. Yaşanabilir yani. Onların mezhebi ayrı, bizim mezhebi ayrı. Sorun olur mu diyorsun? Olur abi. Neden sorun olsun abi? Sorun olur çünkü niye? Suriyelileri aldık. Her türlü sorun başımızda. Oradan da olabilir. Biz kendi ülkemizden, kendi birliğimizden, beraberliğimizden yetinmeliyiz. Onlar da bizden bir millet değil mi abi? Hani hep diyoruz ya bir millet. Ama ileride sorun çıkıyor yani. Bu bir gerçek. Sorun çıkabilir. Sorun yaşarız diyor. Yaşarız yani, yaşarız. Biz kendi milletimizden, kendi beraberimizden yürümek zorundayız. Bence onları da beraber görmek zorundayız abi. Vallahi öyle de olabilir ama ben yani... Çünkü onlar da Türk, Azerbaycan Türk'ü... Azerbaycan hani bu da Müslüman dedik ki Suriyelilere baksana neler açtı başımıza. Vallahi şimdi Azerbaycan şimdi... Türk kökenli, Suriye Arap kökenli. Biz Türk'üz. Vallahi ondan dolayı belki sorun yaşanmayabilir yani. Bilmiyorum yani olmamasını ben dilerim. Çünkü Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Mezhepçilik veyahut da farklı düşünceler, fikirler bırakılıp işte Türklük altında toplanılabilir. Bunun mücadelesi verilip bu şekilde olursa da daha güçlü olurlar diye düşünüyorum. Acaba ileride sorun çıkar mı? Güzel bir soru sordun. İşte buraya dikkat etmek lazım. Çok dikkat etmek lazım. Mesela Şii dediniz değil mi? Bu İran tarafı, efendim söyleyeyim, o bölgelerde Şiiler de çok. Şimdi ne dedim az önce? Bir şeyi konuşmak için çok çok derinden incelemek gerekir, araştırmak gerekir. Oraları çok iyi tanımak lazım. Tabii ki bizim Müslüman ülkelerimiz, hepsi Müslüman. Ancak ileride sorun çıkar mı dediniz ya. İşte orayı, onun için ben cevap verebilirim. Dediğimiz gibi, tek dil, tek millet, tek devlet. Yani Şiili, Sunni, Çerkez, Merkezi hepsi aynı. Fakat bunlara hep yükseklerden gelen büyüklerimiz bize örnek olarak kardeşliğimizi bozmayacağımızı söylüyorlar. Bu da böyle devam eder. Bizim çocuklarımız, geleceğimiz, torunlar böyle de devam edecek. Yani bu Şiini olsun, Sunni olsun hiçbirisi olmaz yani. Çok teşekkür ederiz. Dünya savaşlarında da zaten belli olur. Kürdüdür, Çerkezidir, Sunnisidir, şeydir. Hep birlikte çatıştılar. O yüzden de yani pek fazla sorun olacağını sanmıyorum. Yok, bence onda bir kusur olmaz. Yani Türk devletleri olduğu için hiçbir zaman olmamıştır. Yani tarihte de olmamıştır. Hani Araplarda olmuştu ama Türk devletlerinde olmaz yani. Böyle bir olacağını zannetmiyorum. Yani. Bizim için Türk olmaları yeterlidir. Yeterli tabii ki. Sorun teşkil eder mi abi? Bence teşkil etmez. Bence teşkil etmez. Sünni de bir, Şii de bir. Ali Müslümanız. O da onlar da Müslüman, biz de Müslümanız. Yani fark eder ki, olarak bir çatışma yaşanmaz. Yaşanmaz, mümkün değil. Kardeşliğimizi de etkilemez. Etkilemez. Yok, niye etkilemez? Etmez. Ülkemizde de 500 bin Şii var. Bir sorun yaşandığını gördünüz mü? Ben görmedim. Görmedim şu anda. Sizin için de bir sorun teşkil etmez. Yok, teşkil etmez. Yok, sıkıntı olmaz. Yani eğer sıkıntı olsaydı burada Ermeniler yaşıyor, Yahudiler yaşıyor. Onlarda sıkıntı olurdu. Bir şey olmaz. Ben yani hiç tahmin etmiyorum bir sıkıntı olacağını. Bence yaşanır. Sıkıntı olur diyorsun. Sıkıntı olur. Hanefi ve Şii mezhebi şey demeyeyim de sonuçta farklı mezhepler. Dışarıdan bakıldığında ilk etapta belki bir birlik olabilir ama çok bu iş şey olduğu zaman, ilerlediği zaman ilişkiler işte illaki bir şey çıkabilir diye düşünüyorum. Mezhep çatışması yaşanır diye mi? Mezhep çatışması çıkabilir diye düşünüyorum.